Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir sokak simidi tarifi vereceğim. Yapımı da oldukça kolay, az malzemeli 7 adet simit çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hadi dilerseniz bu güzel simitlerin yapımına başlayalım. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 1 su bardağı ılık su, süt, yoğurt kullanmıyoruz tarifimizde. Bu da ekonomik anlamına geliyor tarifimizin. Bir yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. 4 tatlı kaşığı şeker ekleyelim. Daha sonra çırpıcı yardımıyla mayamız eriyene kadar karıştıralım. Kapağını kapatalım. 10 dakika mayalanmasını bekleyelim. Kuru maya kullandığımız için bir ön mayalanma yapıyoruz. Yaş maya kullanırsanız ön mayalanma yapmanıza gerek kalmaz. Kapağını da kapattım. 10 dakika bekliyorum bu şekilde. 10 dakikanın sonunda bakın kabarcıklar çıkmıştı. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir tane yumurta kırıyorum. Bütün yumurta. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Çırpıcıyla şöyle bir karıştırıyorum. Un ilavesine başlıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesi farklıdır. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yumurtanızın büyüklüğüne göre, unun sıvı çekme oranına göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur yoğuralım. 3 bardağını ekledim. Tahta kaşıkla toparlıyorum. Direkt elinizle yoğurursanız elinize çok yapışacaktır. Sürekli bir un ekleme ihtiyacı hissedeceksiniz. Bunu önlemek için bu şekilde yapın. Şöyle 3,5'ü de koydum. Elimle artık yumruklayarak yoğuruyorum. Çeyrek su bardağı kadar sıvı yağ da ekleyelim. Hem hamurumuzu toparlamak için kullanıyoruz hem de hamurunuz daha kolay açılacak. Mutlaka sıvı yağını ekleyin. Yaklaşık 5 dakika bir sürede hamurunuz hazır hale gelecektir. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvama getirmişseniz hamurunuz hazır demektir. Kapağını kapatalım. 40 dakika mayalandırmaya bırakalım. Biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 4 yemek kaşığı üzüm pekmezi kullanıyorum. Her türlü pekmezi de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadar da susam kullanacağım. Yarım çay bardağı su aldım. Kıvamına göre ayarlıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu kıvam benim için yeterli. Ortalama 1 su bardağı kadar da susamı döküyorum. Kavrulmuş susam kullanmadım. Çiğ susam kullandım. Hamurum da mayalandı. Un serptim tezgahıma. Şöyle bir havasını alıyorum ortaya doğru katlayarak. Mandalina'dan küçük bezeler alacağız. Cevizden büyük, mandalina'dan küçük olacak. Toplamda 14 adet beze aldım ben. Tezgahıma un serpip bezelerimi koyuyorum. Bezelerim hazır. Şimdi
Şöyle tezgahımdan un aldım. Elimle açıyorum. Elimle açmak daha kolay geldi bana. Elimle 15-20 santimetre uzunluğunda açıyorum. Bu şekilde bana yeterli geldi. Siz dilediğiniz uzunlukta da yuvarlayabilirsiniz. İki ucunu böyle bakın birleştiriyorum. Birbirine doluyorum. Bu şekilde yapıyorum ve ilk simidim hazır. Birbirine yapıştırıyorum. İkişer ikişer yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az ama çok da lezzetli bir simit oluyor. Yapımı oldukça kolay. Az malzemeli, şahane simitler. Yapıştığı zaman elinizi hafiften unlayın. Tekrardan açmaya devam edin. Simitlerimiz bu şekilde hazır oluyor. Önce pekmezli suya, daha sonra da susama bulayalım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya alabilirsiniz. Tepsi mayası da 15 dakika vermeniz yeterli. Isınmış fırında pişirin mutlaka. Puf puf kabaran şahane simitlerimiz oluyor. Bakın. Bu da kabarmış hali. Tepsi mayasından sonra o kadar büyük kabardılar ki. Ve pişmiş halde bu şekilde 15-20 dakika arası pişirdim. Sizin fırınınıza göre değişiklik gösterebilir. Yumuşacık oluyor dokusu. Güzelce pişmiş gördüğünüz gibi. Şöyle iç dokusunu da görün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.